Sevgili sinema severler, hoş geldiniz. Bugün tüm dünyayı kasıp kavuran Western janrına ilk defa giriyoruz. Ama girmeden önce konuklarımızı tanıyalım. Billy the Kid ve karşınızda John Wainwright. Mevlan adım adı. Bence John Billy the Kid'den çok Aztek İmparatoruna benziyor. Üstünde zaten Aztek güneşi olması. Sen? Ayrı bir lezzet yani şu an. Meksikalı bir kovboysun ya da İspanyol da asıllı bir kovboysun. Meksikalıyım ben. Ömercan, White American. İyiyim ben, kötü can da çirkin bence bu arada. Çok net. Bence tartışmaya gerek yok. Stil olarak diyoruz yani. İyi kötü çirkin. İyi dedin, John Lennon gibi olduğun için mi sen? Tabii. Çirkin zaten çirkin, yani suratı çirkin değil ki. Bence onun karakterinde bir çirkinlik olduğu için çirkin demişler. Girmeden önce bunlara, önce geçen haftanın Teaz filmi etti. The Back to the Future Part 3 için ne demişsiniz ona bakalım. Kovboylar sevişirken burada. Başka bir film. Bugün Hilal yok, o yüzden ben tek başıma okuyacağım. Çirkin %4 denmiş arkadaşlar. Yani aslında hepsi gitgide artmış. Demek ki geleceğe dönüşe karşı böyle bir nefret var, gitgide artan. Ama çok küçücük yani, o kadar da büyük bir nefret değil. Olsun, onlar 1 milyonlar izlediği için bizi 100 bin kişi abi. Demek. Problem kötü büyümeden. %8 bak olmuş. Gördün mü? Problem büyüyünce büyüyor. %8 az değil. İyi de %87 olmuş. 90 falandı yanlış hatırlamıyorsam. %3 düşüş var oylarda. İnşallah Part 4 bu açığı kapatacak diye düşünürken olmadığını hatırladım. Evet, şimdi The Good, The Bad and The Ugly filmini yani hem sinema tarihi açısından hem de genel tarih açısından birçok şekilde inceleyebiliriz. Ama ben önce tabii ki klasik sorumu soracağım. O da ne zaman izlediniz abi bu filmi? Var mı bu filmle ilgili bir anınız? Yoksa yeni mi gaza gelip izlediniz? Ben yeni izledim. İlk izleyişim. Okey. Ben daha önce izlemiştim ama yani öyle hatırlamıyorum bile çok izlediğim şeyi. Ben western pek sevmem. Benim böyle bir özelliğim var. Yani bütün bu sevdiğimiz film türleri arasında falan western çok aşağılarda. Benim hiç de adam akıllı oturup baştan sona izleyip çok sevdiğim western filmi olmamıştır. Yani hep böyle televizyonda denk gelirim. O yüzden bunu da bir kere falan öyle çok meşhur diye izlemiştim yani. Ama bu film bayağı güzel gerçekten. Yani western sevmem dememe rağmen bu filmdeki her çeşit western işte öğesi falan filan başlı başına bütün filmin içerisinde güzel. Sen de fikrini söyle o zaman Ömercan'ın söylediğine göre. Ben ne zaman western izlesem ulan ne iyi filmler var diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani birkaç tane daha western filminde böyle gaza gelmiştim. Daha güncel filmler onlar yani. Havaya giriyor insan. Ne yapayım ya, konuşuyorum ama bir anda. O yüzden yani çok bir benim de bir western şeyim yoktur. Yani açayım da western izleyeyim diye ama yani birkaç izlediğim western filmi de çok iyiydi hep. Genelde bizde ailede yani herkesin ailesinde işte dedeler, babalar, dayılar, enişteler. Tabii kayınbiraderim çok sever mesela. Western izlerler ama bize de tabii ki biraz geçmiş. Ben de Ömercan gibi önceden izledim ama izlediğimde şunu fark ettim ki yani bayağı böyle ya yarım yamalak izlemişim ya çok hiç aklımda kalmamış. Şimdi böyle sıfırdan izlemiş gibi hissediyorum kendimi, ben de senin gibi. Ve fakat western'e karşı her ne kadar bir sempatim ve sevgim varsa da biraz benim için yani örneklerinin hani belki en iyisini izledik şimdi. Biraz old school kaldığını, sürdürülebilir bir hobiciliğe doğru gitmeyeceğini izlerken düşündüm de yani. Böyle hadi her hafta bir western izleyeyim artık yaşasın gibi bir kafayı eskiden de yaşamamıştım, şimdi de yaşamadım. Western'i güzel yapan şey böyle o çağda, o dönemde hakikaten Amerika'daki koşulların böyle insanın işte kendi yiğitliği ve kendi işte bilek kuvveti ya da işte silahşörlüğü falan sayesinde öne çıkabilen böyle romantik bir dönemin bize tarih olarak hem yakın olması hem de yani bu kadar romantik bir ortam, hani böyle gidiyorsun tek başına kahraman olabiliyorsun falan, hem de tarihi ve gerçek bir ortam, böyle fantastik şey bir şey değil yani, böyle ejderha filmi gibi. O açıdan çok romantik aslında gerçekten hissettirdiği duygular genel olarak. Kesinlikle kısmen katılıyorum. Niye kısmen dedim? Çünkü western... Adi bir insan oldu. Western türünün şöyle bir özelliği var. İşte bu iç savaş sırasındaki işte Amerika'nın uzak taraflarına yerleşen ve nüfusu az olan, kendi kanunlarını koyan döneme refer ediyor. İşte vahşi batı deniyor oraya ama o vahşi batı biraz böyle medyanın pohpohlamasıymış. Aslında western filmleri yani biraz da fiction.
Yani öyle bir gerçek tarih. İşte o kadar da böyle herkesin elinde silah. Hı. Yani bu biraz işin hani fantastik tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu. Tarafı. Yani evet şapkalar mapkalar vesaire falan ama hani bize gösterdikleri biraz da showbiz. Evet durmadan insanlar yani pamuk ipliğinde yaşamıyor yani. Tabii. Ama yine de böyle kendi kanunları var. 1930'lara kadar western yani silent film tür şeyinden arayadan çok fazla şey popüler ama daha çok dikkat ederseniz böyle kızıl derili şeyleri işleniyor oradaki westernlerde. İşte John Wayne'in falan. Sonra western biraz depression, Great Depression döneminde de Amerika'da düşüşe geçiyor. Biraz da para yok, pul yok, çekemiyorlar, edemiyorlar falan. Sonra da Avrupa'da çekmeye başlıyorlar ve işte ona spagetti western, macaroni western falan gibi şeyler, isimler takıyorlar. Ve tabii ki bu bizim, neydi yönetmenin ismi? Leone. Ne Leone? Sergio. Sergio Leone'nin aslında oluşturduğu bir şey olarak böyle tarihe geçmiş. Yan tür olarak, janra lafını sevmiyorlar madem, tür diyelim hadi. Aynı tadı vermese de. Ve kendi karakteristik özellikleri var. Daha heroik ve Civil War dönemini baz alan şeylerden bahsediyorlar. Yani süvariler ve kızılderililer yerine daha böyle biraz daha ayakları yere basan ve film olarak biraz daha bir şeyler anlatan bir dönem aslında. Bir de yani sonuç olarak hani bunlar Avrupa'ya ve Avrupa pazarına yapılan filmler bir yandan da. Kesinlikle. Çünkü yani hani artık Amerika'da çok tutmuyor belli ki. İtalya'da çekmeye başlamışlar. İtalyanlar, İspanyollar ortak yapımları oluyor zaten bu spagetti westernlerin çoğu. O da o pazara yaptığı için onların derdinin kızılderili olduğunu zannetmiyorum. Birazcık daha kovboyun ve işte hero'nun hikayesini izlemek istiyorum. Allah derdi neymiş seyirci. Onu bilemeyeceğim ama bu filmde bayağı bir yani bence böyle o iç savaşla alakalı bir takım şey göndermeler var. O iç savaşın işte neden olup bitti işte anlamsız mı yani biraz anlamsız olduğunu iddia ediyor bence savaşın falan. İşte bizim adam genel gidiyor, olarak bir tane bence askerli sahne vardı ya hani en son paltosunu örtüyor falan. Yani böyle bir aslında o güneyli tarafı da affeden işte Amerika'da işte bu güneylilere karşı olan antipatiklikle biraz daha barışan bir film tarafı da var enteresan. Bence savaş karşıtı bir film zaten. Bence de bence de. Yani o da ama bence İtalya'da köprü yapılması muhabbeti bayağı savaş karşıtı yani gibi tabii, bana tabii hissettirdi yani. Sergio Leone zaten ilk screenwriter'ı böyle şey yaptığında hedef olarak şeyi seçmiş. Civil War'un biraz absürtlüğünü dile getirmek istiyor. Çünkü yani hani evet savaşların bir nedeni var ama bunun nedeni çok absürt. Yani bayağı kölelik kalsın ve kölelik gitsin üzerine bir şey olduğu için ve savaşın kendi üzerine yani daha bu kadar basit değil. Tabii ki kölelik, ticaret bunun üzerine kurulmuş bir güney var. Ama bir de şunun iddiasında evet kuzeyliler kazandı ama tarih hep kazananları yazar. Güneyliler de bir şey için savaştı ve büyük kayıplar verdiler. Hani bilmem işte, kaç bin insanlar öldü bence orada. Bence çok fazla hani böyle savaş yani bu savaş anlamsız ya da Güneyliler kuzeyliler haklıydı gibi bir şey yoktu. Daha çok yok, savaşın trajedisi var gibi. Yani o işte dediğim gibi o paltosunu örttüğü sahnede hani o Güneyli askere böyle bir şey yapıyor. En son bir veda ediyor falan filan. Ve hani orada biz askerin işte trajedisi bak savaş alanında gitti zavallı genç. Hem de böyle yakışıklı falan bir eleman yani bütün film boyunca terli adamlardan sonra biraz daha böyle dikkat göze çarpıyor bence. Öyle bir taraf var. Ben öyle bir taraf olmasına şaşırdım bayağı yani. Çünkü onun dışında bayağı sağlamda bir serüven. Hı. Hani böyle western olarak çok heyecanlı ve eğlenceli aslında bir yandan da. O yüzden bu iki boyutu birden olması ve iki tane kuvvetli boyutu olması bana çok şaşırtıcı geldi. Kesinlikle katılıyorum. 60 yılları yani ve İtalya. Doğru. Köprü sahnesinin ikonikliğine de katılıyorum yani. Gerçekten böyle hani bu taraf kuzey bu taraf güney gibi olmuş oluyor. Aradaki köprüyü yıkıyorlar falan filan aslında. Hoş bir ikonik sahne olmuş diyebiliriz. O köprüyü bir kere kameraları kaydetmezken yanlışlıkla yıkmışlar biliyor musunuz? Ciddi mi? Sonra bir daha inşa edilmiş köprüyü daha yapmak zorunda kalmışlar. Ne oha ya. Yani saatlerce zaten para kısıtlı. Evet, evet bir de o dönem hiçbir şey bilgisayar değil böyle her şey kaydediyorlar falan. Şaban mıymış film setinde olan yanlışlıkla oturuyordu ya filmde. Abi ben kayda basmamıştım. Ya bu arada gerçekten Can dedi ya hani böyle Avrupa'ya biraz servis edilmek için yapılmış. Yani o kadar tutuyor ki biliyorsunuz ki hakikaten Türkiye'de de bayağı spagetti olmayan western örnekleri var. Lahmacun western. Lahmacun western. Ve bayağı övgündüğü şey o sinema yani. Cüneyt Arkın, Clint Eastwood. Ya şeyi fark ettim. Yani ilk defa ters olarak fark ettim bunu. Cüneyt Arkın bayağı Clint Eastwood'u taklit etmiş oyunculuklarında. Yani böyle çok konuşmaz, hafif hafif konuşur,
ağır hareket eder. Full karizma. Ki mavi göz, gözlere zoom. Evet önleri. Evet yani o zaten hani yönetmeni taklit eden bir durum da yine de böyle hakikaten çok absürt değil mi abi bizde de Western filmlerin çekilmesi? Ne alaka değil mi yani? Yani şeyi anlıyorum. Avrupalıları anlıyorum. Çünkü neticede onlar gitti oraya. Kolonileşti falan. Hani onları yine biraz ilgilendiriyor. Ama işte yani buralarda da sadece filmiyle değil biliyorsun. Texas Tom Mix'iyle falan. Tabii, Western jenrası bayağı popüler. Seviliyor olmuş. Canım. Babamın Texas'ları, Tom Mix'leri, Cowboy oyuncakları falan filan vardı. Yani. Tabii canım biliyorum. Bir böyle yıkık dökük yani kasaba ortamı yaptığın zaman set olarak Western çekebiliyorsun. Gitti bitti. Bir de ata binen bir tip bulacaksın değil mi? Kesinlikle. Çok zor değil. Ki Cüneyt Arkın'da biliyorsunuz ki hepsi var İlk sevgili okumuş. Dostlar. Peki karakterlerimiz var. Önce karakter sonra yönetmene geçeyim. İyi, kötü ve çirkin. Niye iyi, kötü ve çirkin sizce? Yani bunu illaki sorguladınız değil mi? Yani ne farkları var, ne karakteristik özellik. Hepsi anti-hero ve hepsi biraz kötü, biraz iyi. Net bir şekilde. Ama kötü olan bayağı kötü canım. Kötü olanın iyimsi ne hareketini görüyorsun? Hiç hep kendi çıkarı için. Kodu var en fazla. Hani böyle illa paramı alırsam vururum falan filan diyor. O da en başta var yani. Dışında o koda dair bir şey görmüyoruz. Doğru. Hep bir şey var. Nasıl olmuş da kendi konfedere devletlerde bilmem ne nüfuzlu bir adam haline getirmiş bir ay içerisinde mesela. Belki iyi bir şeyler söyleyeyim mi acaba? Bilmiyorum. Ya, ya iki kişiyi vurmuş. Filme bakarak birilerini vurup birilerini kandırarak yaptığını düşündüm ben açıkçası. Sen bunu gösterdin. O bir tane ama. Onurlu ve şerefli şey var ya hani bölük lideri şey. Evet ya prisonerlara böyle ha, evet, şey evet. Tutuklulara bunu böyle. Bu ne oluyor acaba? Onu bir daha görmüyoruz. Nasıl kangrenler ölüyor mu acaba? Bir daha görmüyoruz o adamcağızı. Belli ki ölüyor ki rütbeli bizimki oluyor yani. Bir de. Yani görmüyoruz ama. Nasıl rütbeli bizimki oluyor? Daha da rütbeli. Şey oluyor ya işte bölümün başına geçiyor ya. Öyle bir şey görmüyoruz canım. Abi, dövüyor bak, işte bizim çocukları sonra bir daha görmüyoruz onları. Filmde diyor ki ben yaşayana kadar diyor benim kurallarım geçecek. Kölelere işkence yok diyor. Şeylere tamam. Esirlere. Diyor ki evet diyor sen yaşayana kadar diyor bir sonraki sahnede getirin diyor onları bana. Yemek orada yiyor falan. Ölmüş değil canım Allah Allah. Adam öyle kendi ne gizli işlerini yapıyor bir yandan şeyde kargo. Valla ben yerine geçtiğini düşündüm. Orada pıt diye öyle ölmüş gibi bir şey anlaşılmıyor canım. Sen öyle kendi kendine ölmüş düşünmüşsün. Bence yani yönetmen bunu boşuna koymaz yani. Bu sahneden sonra buna niye geçsin abi adam? Canım, o sahnede illa adam ölmüş olacak diye bir şey yok yani. O sonrasını ay, anlatıyor. Bence bu biraz okuma zaten tiri ya abi. Zaten işlerini yani. Şey yapıyorlar. O işlerini görüyorlar diye anlatıyor onlar. Peki ne yaptığını düşünüyorsun orada? Bir sürü yemek. Orada aynı döven adam bunun yanında bu sefer. O iri yarı. Şey yapan. Ama zaten öbür adam yerine birazcık bizimki bakıyor gibi önceki sahne. Evet evet yani işte. Bok isterse yapıyor yani. Öbür adam hasta içeride yatıyor olabilir yani. İşte ben öldüğünü düşündüm ama Adamı öldürmek istemiş. Gül gibi adamdı. Zalim. Peki. İyi, kötü. Kötü. Çirkin. Kötü kötü. Çirkin. Ugly. Çirkin. O resmen özgür ruh. Ya chaotic neutral böyle değil mi evet, aslında? Evet. Yani biraz böyle hakikaten hani o FRP'lik gibi iyi kötü şey ama iyi kötü ve orta yani neutral şeyi var gibi. İyi kötü zaten belli de hani şey olan da çirkin olan da hakikaten hep bencil ama vicdansız değil yani. Çok da lüzumsuz kavga saçmıyor yani. Ya şey falan da anasına babasına üzülüyor. Orada yalan söylüyor bir adama falan. Ama yani hani hissetmek istediği o atıyorum silah hani o kendi silahını yapıyor ya süper artist sahnesi var. Hmm. Hani orada atıyorum silahı çalıyor, adamın parasını çalıyor. Ama adamı öldürmüyor. Ama adam evet ekstra bir işkence bir şey yapmıyor yani hani. Çok da kötü kalpli sayılmaz ama biraz acımasız tabii yani. Aklı hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Yani Eli Wallach yönetmenin kankisi olmuş bu film çalışmaları sırasında. Ve böyle kendi doğaçlama ve şakalı sahnelerini kendi koymuş. Çok hoşuna gitmiş yönetmenin de. Sense of espri anlayışları birbirlerine uyuyormuş gerçekten. Fransızca konuşuyorlarmış kendi aralarında ortak bildikleri tek dil o diye. Ve dikkat ederseniz filmde biz karakter gelişimi olarak veya karakter background'ı olarak sadece The Ugly'yi görüyoruz aslında. Bir tabii. Kardeşini görüyoruz, bir böyle yani bir doğru. Geçmişini görüyoruz. Bak. Diğerleri bayağı mis. Bir de kaçışları yani. Vesaireleri yani Ugly'nin bütün yolculuğunu izliyoruz. Hani evet. Ugly bir yerden genelde fırlamıyor. Ama işte kötü zaten az görüyoruz. İyi de görüyoruz. Yani bu film aslında Ugly'nin filmi gibi. Evet aslında zaten yani. Evet filmin şöyle anlattığı bir şey de var ya bir yandan. Yani işte hani kardeşler diyor ya bu ortamda ya rahip olacaktın ölmemek için ya haydut olacaktın diyor. Sen rahip oldun işte ben haydut oldum falan yani. Diyor.
Biraz işte yani o ne kadar hani doğru ne kadar fantezi orası bilemeyeceğim de o vahşi batının işte acımasızlığını hayatta kalmak için yapıp yani biraz haydutluğun da hayatta kalmak için hani bir zorunluluk haline gelmiş gibi. Bu insanlar da kötü insanlar değil, işte aslında koşullar onları bu hale getirmiş. Yine insancıl mesajlar veren bir tarafı olan bir taraf. Taraf tutulmuş hocam. Taraf var. Kesinlikle bunun Clint Eastwood'un başrol gibi olmasının sebeplerinden bir tanesi Clint Eastwood'un işte yönlü olması bu filmin. Yani yakışıklı olması tabii ki. Ama bir de iyi adamlar üzerinden aslında bütün spagetti westernler yürüyor ya. İlla ki hani ne kadar kanun kaçağı da olsa bir şey de olsa aslında bir yerde de birilerine bir iyilik yapan adam olmuş olan da Clint Eastwood tabii günün sonunda. İşte filmde bir iki vicdanlı pozisyonu vardı. Çok da bir iyiliğini görmedik aslında. Milleti öldürmüyor da şapkalarını uçuruyor falan şey. Yani iyilikten. Bir de adamı çölde bırakıyor mesela. Evet, o büyük bir kazıktı o yani gerçekten. Yani ben Anglia yapılmış en büyük kazıktı. Kabul edemem. Evet evet bayağı kazık attı ve yani şeyde Agdi'nin intikamında da çok da haksız bulmadık değil mi? Yani sen öyle yaparsan bu da böyle yapar yani falan. Evet evet. Bu arada E'nin en büyük karakteristik özelliklerinden bir tanesi süper şanslı olması değil mi? Herifi iki kere Allah kurtarıyor yani. Birisi top atış yani bir Agli bunu otelde şeyde yakalıyor, sıkıştırıyor. Orada top geliyor da kat çöküyor filan. Bir de vagon geliyor zaten. Öyle, evet. Deus Ex makinalar bu filmde havalarda uçuşuyor. Birkaç yerde daha var ya. Bunların ikisinin de başına gelen şeyler var. Köprünün patlatılmasını isteyen general var. Yani, onlar bakarsan tabii doğru. Yani çok var yani. Bunun gibi çok Deus Ex makine yakaladım. Sonunda da şey çok iyi mesela. Agli kaçıyor şey söyledikten sonra mezarı. Bizimkinin hemen yanında ne olsa beğenirsiniz? Top. He tabii canım. Evet. Yani hani evet, evet. O an ihtiyacı olan alet. Zaten filmde şöyle bir sıkıntı var farkındaysanız. Clint Eastwood giyiniyor abi arada. Kostümleri farklılaşıyor yani. Üzerinde böyle pardüsüsü var. Takip ettiniz mi onu? John gibi. O pardüsüsünü bırakıyor. Yelekli bir hali var. Yelekli bir hale geliyor. Andros yelek var. Sonra tekrar mezarın oraya geldiğinde bayağı senin üzerindeki gibi bir şey giymiş. Evet, bir panço giymiş oluyor. Sırf belki son sahnede daha karizmatik olsun diye yapılmış bir hareket gibi. Yani çünkü gıcır gıcır duruyor anladın mı? Birinin adam üzerinde alınmış gibi değil yani. Gardıropla gezmiyor. Aklı bok içinde geziyor bütün film boyunca. Zaten baştaki beyaz kıyafetleri korkunç yani. Evet. Sonra bir şükürler olsun ki bir yerde bir banyo yapıyor. Ama ondan önce de bir işte öbür konfedere devletler üniforması giyiyor bir ara. Konfedereler mi onlar bilmiyorum. Hangi taraf? Konfedere gri olan güneyler yani. Konfedere. Mavi olanlar da işte Union diye geçiyor. Onlar da bildiğimiz Amerika. North America. Kazanan taraf yani aslında. Şimdiki Amerikan bayrağı. Öbür tarafta Texas'ta falan filan o konfedere bayrağı gözükür mesela bilinir. Evet onlar. Redneck. Ya çok acayip ha. Bana bu sivil savaş hakikaten çok acayip geliyor. Adamlar bütün şeylerini, ekonomisini kölelik üzerine kurmuşlar. Ve şimdi insan haklarını bir kenara koy. Çok da haksız değiller. Çünkü alternatif geliştirmek için zaman yok. Öteki taraf sanayi devrimine falan geçerken bunları hala köleler çalıştırıyor. Hani okey hani sen geç yerine diyebilirsin falan. Neyse oralar başka konular da bana çok acayip geliyor hep. Bir Amerikalı'dan dinlemek lazım bunu. Ama o tarihlerde yaşamış. The Good bir yerde şey diyor. Zinciden dinlemek lazım. Ne diyor? Ya da The Good'a geçtik. The Good bir yerde şey diyor. Zaten tek politik sayılabilecek cümlesi de o. I never seen so many men wasted so ugly. Yani aslında filmin ana fikrine en yakın şeyi The Good'a söylettiriyorlar. Savaş yani o kadar insanı görünce söylüyor. Peki The Good ne kadar good? İşte adamı çölde bırakması dışında genelde iyi gibi. Bilmiyorum çok vurdum duymaz birazcık bir orçeylik var onda yani bayağı. Ya işte o da hayatta kalmak için mencillik yapıyor belli ki yani. Buranın en iyisi anca böyle. Yani gene üç kağıt yapan işte gene para pul için koşturan giden falan filan. Agli'yi öldürmüyor mesela. Evet ona gösterdiği merhamet en sonunda falan onu anca iyi yapan o yani ne bileyim. Yani merhamet dediğin de adam o altınlarla oradan nasıl çıkacak ve o yardığı altın şeyini nasıl geri dikecek diye saatlerce buna takıldım. Artık orada o çözer bir şekilde abi. Ben ona bakarsan şeyi düşündüm yani deli gibi ulan bu koca yerde şeyi buluncaya kadar ömrüm biter işte mezarı buluncaya kadar ömrüm biter hayatta bulunmaz falan. O bir tane onu arama sekansı yapmışlar ya böyle koşuyor. Muhteşem. Ecstasy of Gold çalıyor arkada. Evet, çıldırıyorsun evet. Zevkten. İlginç bir sahneydi orası film. Yani filmin böyle en heyecanlı. Sonra asıl üçlü kaldıkları yer var tabii birbirlerine işte şey üçlü düğerli yaptıkları muhteşem ama. Stand-off. Ben dün yani orayı şöyle izledim.
Yeter artık. Yeter. Ama yeter, güzel. Yani aynısı şey. Hayır, içi heyecandan şey geberiyorum yani. Baya güzelmiş bu orası ya. Yani o tarz ne olacak sahneyle, diye. Hani çok parodisi, çok şakası yapılıyor ama böyle o en orijinali, en güzeli gerçekten güzelmiş. Yani ben baya heyecanlı ve eğlenceli buldum yani o şeyi kilometre. Aynen. Zaten Sergio Leone'nin şeyi oymuş yani, böyle hani alamet farikası. Sinemada bu işte hem extreme close-up'lar hem de long shot'lar, ama bayağı extreme long shot'lar icat eder. İşte Yeşilçam inanılmaz faydalanmış bu abi, o şapka sahnesi, şapka uçurma sahnesi kaç Kemal Sunal filminde kullanıldı acaba? Ya, evet. Natuk Baytar. Bakışlar, işte toplar ateşlenirken ayrı ayrı kat kat toplara gidiyoruz ya, o da inanılmaz Yeşilçam bir görüntü oldu bir anda. Kesinlikle. Dedim ki Yeşilçam nereden çakozlamış belli oldu ya. Yeşilçam'da yani. Kaç tane top atışı gördün oğlum bugüne kadar? İki tane yani silah oluyor. Adam eli görüyorsun böyle durmadan değişen. Peki arkadaşlar, bunca sene izledik hiç bilmeden, sizce en başta kötünün hani işte bir herif en başta birini vuruyor ya, hı hı, orada böyle masanın altından vuruyor. Sizce Star Wars'daki sahne ona gönderme olarak çekilmiş olabilir mi birazcık? Hafif tribute gibi. Ya olabilir, çünkü Star Wars böyle şeylerden dolu aktarıyor. Han Solo'da siyah yani giyiyor falan. Böyle bence bayağı olabilir. Falan. Bayağı George Lucas yapmışlar. Ona bakarsanız aklıma şey geldi. Bu bir Western klişesi olabilir elbette ama Yahşi Batı'da da para kazanmak için birbirlerini işte suçluyu yakaladık diye suçlu icat ediyorlardı falan ya, hatırlıyor musunuz? Ya Cem Yılmaz zaten yaptığı her şeyi çalıyor helalimden. What? bir de müzik kullanımı yine bu sizin az önce dediğiniz Sergio'nun bir şeyi oyunu ve diyor ki yani ben son sahnede özellikle diyor extreme close-up'larla hem gözlere hem ellere bu kadar yakın zoom yapmamın ve bir tane sebep var. Seyircinin o heyecanı kim önce çekecek? Kim önce? Bir de üçlü olmasının daha büyük bir şey. İnanılmaz heyecanlı yani, ya orası. Önce kimi vuracak ikisi? Yani zaten hani evet, bette bitiyor, öyle bir şey var. Bir de müzikle diyor tempoyu yükseltmeye çalışıyorum. Yani hani bir şey yok abi sana. Herkes duruyor yani aslında. Ama buna rağmen çok heyecanlı. İşte bu yüzden. Bağırdım hani, diyorum ya. Hadi artık hadi diye. Bitsin o sahne. Yani gebereceğim heyecandan diye bağırdım ekrana dün yani. Evde tek başıma olmanın tabii ki verdiği özgüvene dayanarak. O zaman hemen konusunu açalım. Ennio Morricone. Muhteşem adam. Müzikleri güzel. Yani o zaten klasik şey müziği. Kısmı. O böyle bazen komik oluyor birazcık aslında. Özellikle yani işte sesi falan olduğu zaman ama Tarzan geldi. Genel olarak evet, atmosferi yaratan müzik bayağı iyi bence yani. Çok iyi abi bence. Onlar da iyi bu arada. Ben her şekilde bayılıyorum. Onlar da iyi canım ama arada bir komik oluyor yani o. Diye böyle durup dururken bağırı veriyor. Böyle Western'in esas bizim daha bildiğimiz komedi janrı, yani komedi tarafı aslında biraz 70'lerden sonra peydahlanıyormuş. Hmm. İşte Bud Spencer'lar, Terence Hill'lar falan hatırlarsınız belki. O şişman vardı ya şey sakallı bir tip, hep komedi Western, neyse. Kasabanın Şerifi hikayesi. Ama bu film de ilk geldiğinde bayağı ne denir ona, film yapımcılarının İki tane komedi punchline yazan tipi görevlendirmesiyle bayağı script komikmiş önce ve hakikaten laflarla doluymuş. Hmm. Ve bunu hiç tercih etmemiş. Bir tane bile line kullanmamışlar o komedi tarafını arttıracak. Hmm. Yine yani komikli yine Agden'in şakaları var canım. Tabii. Öyle o ama zaten onları da doğaçlama sevmiş onları. Ama o herifinde yani karakteri o kadar doğal ki böyle hani gülünç ya da komik olsun diye oraya konmuş gibi değil de hakikaten böyle kuştan çıkar o cümleler diye düşünüyorsun. Evet yani. Evet yani onun böyle yaptıkları hani gülünç veya sulu değil. Bu adam böyle bir tip, biraz basit düşünüyor. Biraz böyle lumber lumber düşünüyor falan. Yani karakter dengesi çok iyi ya. Özellikle gerçekten bizim Blondie ile iyi bir ikili oluyor. Bayağı eğlenceli, izlemesi keyifli bir ikili oluyor. Ve birbirlerini yani öldürmeye çalışıyorlar bir noktada gibi. Özellikle hani Tuco Blondie'yi çöle götürdüğünde bayağı hani son öldürecekti o araba gelmesin. Acımayacak gibi falan. Ama hep de bir araları iyi olsun da istiyorsun böyle. Filmin sonunda yani Tuco'yu kurtarınca mesela çok bir insan rahatlıyor, evet, seviniyor falan. Evet, çünkü dysfunctional bir ikili değil mi böyle? Anti hero, anti hero. Ama gerilim ben mesela son saniyeye kadar şeyi de çok sevdim ya. Filmin öyle bir tarafı da var. Mesela good'la bad ikili olduğu bir kısa dönem var ya. Mesela o da evet, böyle doğru, çok. Bunlar, bunlar daha iyi falan olur yani.
Bana daha iyi bir şey gibi geldi. FRP grubu gibi geldi, anladın mı? Daha becerikli gibiler ama aslında Tuko da hayvan gibi silah kullanıyor bak. Tuko'yu boşa atmayın. Yok. Hayvan gibi silah kullanıyor. Çok... Bokun içine bile düşse o boktan kendini çıkarıyor. Çok kurnaz, normal zeki. En zekisi Tuko olabilir. Sadece yani. Biraz paçoz pandaros hayat biçimi şey yapmış yani. Durmadan içiyor. O yüzden bence bir sıkıntısı var yani. Bence içmeyen yok galiba yani. Ölüye bile verdikleri son şey ölülere bile yani. Hani hadi sigara, içki yani böyle bir sabah ekşteyiz biz. Hani geleceğe dönüşte alem... suyu görmediniz mi? O su mu içilir ya? Onun yerine tabii ki viski içecekler. Ama kururursa içi kurur ya. Kafam, beynin böyle dehidre almaktan çekilir beynin. Gibi bir şey olur. Beni dehidrele. Sergio çok iyi bir yönetmen olmasına rağmen, belki bunu okumuşsunuzdur, bana ilginç geldi. Ben yeni öğrendim bunu. Özellikle Fistful of Dollars'ı bayağı Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın bir filminden plotu almış, aynen yapmış. Hayır hayır, yanlış oldum. Niye? Seven Samurai'yi, Magnificent Seven'ı alıp Seven Samurai'dan yapıyor. Hayır canım, bu doğru. Benim dediğim, o da olabilir, benimki yanlış değil. Hatta filmin adı da Yojimbo. Hatta diyor ki, mektup yazıyor şey buna Akira Kurosawa. Çok güzel film ama bu benim filmim diyor yani. Ve sonra şey tartışmaları çıkıyor, Wikipedia'da okudum. Yani telif vermeli mi, vermemeli mi falan. Ve telif veriyor o filmden yani. A Fistful of Dollars'tan. Direkt. Mesela onu izlemedim. En azından telif vermişler. Dünyayı kurtaran adamın mesela Indiana Jones ve Star Wars'a telif verdiğini düşünmüyorum. Abi uluslararası çapta meşhur filmler ama bundan yani bir zahmet. Tabii. Dünyayı kurtaran adamın kim? Doğru. Ama koskoca Clint Eastwood'da bunda Clint Eastwood oluyor işte. Koskoca Cüneyt Arkın. Bu diyorsun. Yani, aynı mıdır diyorsun? Ya bizde yabancı biri gelip oynamıyor ki hiç bizim şey. Cüneyt Arkın nasıl Van Damme böyle yapıyordu, hatırlıyor musun? Van Damme mıydı? Kim yapıyordu? Galiba. Van Damme olması lazım. Abi şeyin, The Bed'in kızdan enformasyon aldığı bir sahne var ya kadından. Okudunuz mu onu? O sahnede şey yapmış, ben kadına vurmam. Ya demiş, ben hani oyuncuyum, vur, gerçek vur hatta yani falan. Olsun, prensip prensiptir demiş. Ve o sahnede bayağı dublör kullanmışlar yani tokat atması için. Ciddi misin? Evet. Yani adam böyle prensiplerine bağlı. Zaten bir önceki filmde daha böyle romantik bir slasher'mış. Van Eyck. Biraz böyle ters köşe de yapmışlar bu filmde. Demek ki karakterinde de bir romantizm varmış adamın. Asla kurallarından da vazgeçmemiş. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Yani tamam, Clint Eastwood'u en büyük koyuyorlar buraya. Adını da buraya yazıyorlar. Bu adamlar, affedersiniz, göt oğlanı mı? Niye böyle isimleri dahi yazılmıyor ya? Çok üzülüyorum. Clint Eastwood bu filmlerden önce pek meşhur değilmiş herhalde ya. Evet, bu filmler böyle biraz çıkış filmleri Clint Eastwood'un. Çok artist bu arada. Gerçekten bence şeyi çok iyi oynamış yani. Milletin neden hasta olduğunu anlayabiliyorum. Bir de böyle iyi bir adam havasını da alıyorsun yani kesinlikle. Aslında böyle iyilik akıyor falan. Çok yakışıklı abi. Bayağı her gün panço giyip gelip bana ateş etsin istersin. Bu filmlerde bak daha pançolu. Bunda oynamayacakmış Clint Eastwood aslında. Yönetmen bayağı yani yeter artık demiş biraz hani şey. Kaliforniya'ya kadar işte yaşadığı yere kadar gidip 250 bin dolara işi bağlamışlar arkadaşlar. Yönetmen mi istemiş? Yönetmen istemiş özellikle. Filmin bütçesi de o dönem için çok büyük sayılabilecek 1.6 milyon dolar. Allah Allah, ne kadar azmış paralar o zaman. E tabi abi yani. Ve yani kocaman şey sahnesi falan var. Yani o savaş sahnesi hayvan gibi abi. İspanya baya büyük ya. Kesinlikle. Şey, İspanya'da çekilmiş bu galiba çoğu. Ya da yani o sahneler falan. İspanya çekimi. Mezarlık falan filan İspanya. Ordu mu kullanmışlar gerçekten? Ha, ben onları şey zannettim. Dublör. İşte, dublör değil de dublör denmez de işte figür. Bu arada Hollywood şimdi baya bildiğin bu dönem kullanılan sistemi kullanıyor. Artık Macaristan'da çekiliyor çoğu film falan gibi bir gerçek de var. Ama artık eskisine göre birçok şeyi de dijital yaptıkları için böyle ufak tefek i̇şte şeyleri çekmek setler için Macaristan'a gidiyor. Böyle içleri falan. Baya büyük şeyler çekiyor. Hayvan gibi stüdyolar var orada. Alan çekimleri falan da yapıyorlar. Öyle mi? Tabii. Sen gittin galiba oraya. Gittim. Ya şeye çok özeniyorum ya. Böyle stüdyolar, platolar falan kuruluyor ya mesela. Türkiye'de niye öyle şeyler yapılmıyor? İşte Roma'da mesela Çin'e Çit'te var. Bunların falan çekildiği ya bir kısmı da iç mekanlar falan filan Çin'e Çit'te de çekiliyor. Roma'da.
o şeyleri falan bayağı insan merak ediyor yani işte mesela savaş alanı için yapılmış siperleri, topları, cartlarjutları ya da o dev işte mezarlığı falan bayağı oturup inşa ediyorlar tabii işte o zaman. Yani dediğim gibi gene bir şey kamera copy paste kamera hilesi de yok. Hani ve o bayağı yani uzun bir çalışma ya yani o hayvan gibi mezarlık, mezarlık yani hakikaten. Ve hani şimdi şey videosu baktım bir tane. Şimdiki haliyle eski hali yani işte filmdeki hali falan tarzı bir ana baba kız tatile gidip fotoğraflarını çekmişler. YouTube'da bu videoyu buldum. Bayağı yerlere bayağı arazi artık da ama bayağı onun için kurup sökmüşler sonra yani. Büyük yani parayı nereye harcadıklarına şaşmamalı. Fakat ama işte inanılmaz dramatik bir alan abi o. Yani o üç o kadar bak müzik artı mekan atmosfer zaten o sahneyi o kadar heyecanlı kılıyor. Ve de ter. Bence. Sürekli bütün karakterlerin deli gibi terli olması. Terli ve pis olması. Sıcak İspanyol güneşi. Evet evet. Westernlerin en büyük bombalarından biri de o. Sürekli insanlar deli gibi terli. Tarantino'nun aslında şey olarak öykündüğü işte yapısal durumu çok net bir şekilde gösteriyor zaten. En sevdiği yönetmen ve en sevdiği film bu Tarantino'nun. Ve şeyi fark ettiniz mi? Hani benim için ters bir sıra oldu çünkü. Yani ben önceden hatırladığımı biraz silmişim. O yüzden ben hani Kill Bill'i izlerken mesela evet belli bir western esintisi var fark ediyoruz dedim ama bu kadar böyle birebir hakikaten işte müzikten açılara kadar kullandığını hiç bu kadar da fark etmemiştim ve ilk defa fark ettim. Size de oldu mu bilmiyorum. Bana olmadı öyle bir şey. Ben öz olarak bu filmle etkilenmiş falan diye düşünmeme sebep olacak bir şey görmedim. Yani westernler falan çok öykünüyor zaten. Yani spesifik olarak bu film diye bir şey diyemeyeceğim. Kill Bill'in Türkiye'de çok sevilmesinin nedeni acaba bu filme öykündüğü için... Kill Bill dünyada da sevildi ama. Sevildi sevildi ama hani burada bir ekstra sevildi. Bütün müzik arabalarda çaldı bilmem ne oldu böyle. Yani her kesime bayağı Recep İvedik gibi yayıldı ya o dönem. Bence İnanılmaz izlendi bence. Başka Tarantino yani. Filmi Kill Bill kadar izlenmedi abi, Türkiye'de bak. Abi sen müzik derken şunu diyorsun değil mi? Evet ama yani... Bu... Ama o yani western çağrıştıran müziği değil ki. Hani western sayarıştıran değil. Yani Yeşilçam bu filmden çok etkilenmiş ve sonuç olarak Kill Bill'in tarzı da Yeşilçam'a yakın oluyor bu filme yakındığı için. O yüzden acaba böyle bir yakınlık mı kurdu insanlar gibi bir bağlantı ve bağlam kuracaktım. Dediniz ki bütün dünyada sevildi. Orospu çocuğu. Sen sus dedin. Inglourious Basterds mesela Kill Bill kadar izlenmedi Türkiye'de. Ya tabii canım ama şey de öyle yani hani hedef kitlesi de daha birinin daha geniş birinin daha dar. Morricone, sen seversin bak bu konuyu. Bu zaten şeyle o kadar meşhur oluyor ki bir sürü grup tarafından işte tribütleri yapılıyor ve tabii ki Metallica'nın Ecstasy of Gold o böyle adamın koşup şey yaptığı sahnesinin müziği bütün konserlerinin girişlerinde çalar. Ha. Türkiye konserlerinde de onunla girdiler mesela. Bir de Motorhead varmış ama ya not almadım hangi abi. Motorhead dinlemiyorum çok. Bilmiyorum yani. Motorhead de çok galiba. SNM'in başında da var mesela. Biliyorum biliyorum. Ecstasy of Gold da o demekmiş. Bak işte daha önce bilmiyordum ben bunu yani. Ne demek? Altın bulmak için adam heyecanlanıyor ya işte. Altın tabii heyecanlı. Altını heyecanlı. Altına yükselme. Tam olarak. Ama altına değil altın olana. Altına yüksel üstüne çık. Film boyunca hani 21. yüzyıldan baktığım için bunu söylüyorum tabii ki. Boş bir şey ama neden altınları paylaşmıyorlar? 200 bin çok ki o döneme göre çok daha çok diye düşünmeme sebep oldu yani. Ama hangi noktada paylaşacaklarken bir noktada çok kalabalık oluyorlar. Mesela kötünün 5 tane adamı da var. Onlar da işin içine girse 8 kişi falan paylaşmaları gerekir. İlla kan dökülmesi gerekiyor yani bir noktada. Maalesef. Ama üçü kaldılar bir yerde. Baba dur. Dur. Bu güzel sahneyi yaşatmayalım sevgili sinema severlere. Onun dışında da 8 parla var. Ya. 3 var sana. Ama Angel Eyes'a güven olmaz Cedet yani. O yapacak bir şey yok artık orada. Angel Eyes arkanı dönerse o seni vurur. Yeri gelmişken Angel Eyes da Clint Eastwood'un doğaçladığı o sırada bir şeymiş. Yani Angel Eyes'e geçmiyormuş. Allah. Hoşlarına gitmiş ve kullanmaya devam etmişler Angel Eyes'i. Clint Eastwood'a bak. Melek gözlü. Adamın gözleri melekti. Yılan, yılan. Bence adam çok tatlı ve çok şeytani olabilecek suratta bir adam. Başta gidip de aile katlediyor adam ya. Baba evet, oğul çıtır pıtır. Çocuk öldürüyor. Ya evet ya. İnanamadım yani. Ben ama bir şey söyleyeceğim. Kötü oğlum. Kötü ama yani bak şeytanın avukatlığını yapıyorum size. Şimdi adamı öldürüyor. Kontratını tamamlıyor.
Çocuk tüfekle geliyor yani. Vurmasında vurulsun mu? Sonra kadını vurmuyor mesela öz olarak gidip. Yani işte ama zaten para karşılığı adam öldürüyor abi. Asıl esprisi o. Öyle bir şey yapan yok başka filmde dikkat edersen. Ne Tuko ne de Blondie bu tarz aktiviteler yapıyor değil. Onlar da soyuyor falan. Soyuyorlar. Soyuyor dediğin yani bu adam aranıyor diye gidiyorlar. İp koparma oyunları falan var yani basit suçlar. Tuko bak gene Tuko hakikaten masum birini film boyunca en azından öldürmüyor galiba değil mi? Hep ona silah çekmiş olanları öldürüyor en fazla. Bir tek Clint Eastwood hani öldürecek gibi yapıyor. O da sonuçta o da aynı şeyi yapmıştı falan. Tabii tabii masum değil ki abi o da. Puştuk yapmış o öc alıyor ondan. Peki Clint Eastwood'un ve yani işte bu arkadaşını idamdan kurtarma planı ne kadar zor bir plan ya. Ben idam edilecek olan tip olsam vallahi çok şey olurum, gerilirim ya. Hayatta yapamam. Zaten en sonunda da çalışmıyor. Çalışmıyor derken? Yani gidiyor diye mi adam? Yani en son bir tane adamı short şeyi bırakmak zorunda kalıyor ya. Silah girme sahnesi. Yok be yok. Ha, evet silah girme sahnesi aynen. O adamın kaderi çok kötü. Yazık hiçbir şeyden haberi yok. Arkasından push push deyip diyerek o şey. Pur bilmem ne diyerek tek kurduğumuzu söylüyor. Bir de şey de çok yani hani tamam hani şey yiyoruz tabii bu fantezi içerisinde. Adamlar şöyle adam öldürüyor. Puf, puf, puf. Üç tane adam öldü. Biz öğrendik ki yok artık bölümlerinde silah öyle bir şey değil. Bir de o kurşun eski yalan. Kurşun bir de daha şimdikiler dönerek falan giriyor. Bu eskisi bildiğim misket giriyor yani insanın içine. Şapkalarını uçuruyor ya kafa taslarını vurmuyor falan. Onlarınki yani. Artık misket gibi olmayabilir. Onlarınki bayağı daha mı yürü şey olabilir. Misket gibi değildir herhalde o. Misket gibi dediğin o eski tüfek tipi şeyler. Abi tüfekle ip vuruyor adam. Hepsini yedim. Son sahnedeki bayağı uzaktı yani. Hani gitti ya. Normalde biraz yakından atış ediyor. Evet, olabilir diye düşünüyorsun ama bu bayağı uzaktan. Riskli bir de yani. Yanlışlıkla Tuko'yu pıt diye öldürse mesela. Sorry Tuko. Biz yine filmlerden tabii ki silahların arada bir kalibre edilmesi gerektiğini yoksa sekme payları olduğunu öğrendik. Yani böyle tam nişan alıyorsun ama 2 santim yanına atış ediyor falan. Onu hesaplıyor mu adam artık kaç kere atış etmiş. Ya onlara inanıyoruz zaten. Istiyorsun. Ama diken üstünde olduğu kesin yani tabii, bu iş. Tabii canım. Ey vahşi batı kolay değil. Sana yakıştı bu şapka. Evet var mı söyleyecek bir şeyiniz daha? Western maceraları güzel maceralarmış. Gerçekten. Sana 3-10 to Yuma adlı filmi öneririm. Ben bunu diğerlerini izleyeceğim ya asıl merak ettim nasıl. Eski ya onlar. Eski mi? Dandik mi? Dandik değildir. Aynı zaman. Ya. Bir senin. Yine aynı. Ama bunun öyküsü de yani işte bu Good Bad Ugly'nin öyküsü de güzeldi ya. Bu diğerlerinin öyküsü de böyle hoşuma gidecek mi acaba? Evet. Üçünü takip ediyoruz falan filan. Kafaları iyiydi yani. Yani izleyenler seviyor tabii de. Bilmiyorum bir yorumum yok. Ya bu filmi sevdim. Olacak. Bence onlardan da keyif alırım gibi düşünüyorum. Onlar ya, da üçer saat mi? İşin başka boyut olduğu yani Civil War'un falan savaş muhabbetlerinin girmesi Western'in tadını almanıza sebepse eğer ha böyleyse okeyse diğerlerinde galiba yok. Bu kadar böyle bir layer. Ama hani yo ben Western izlemekten keyif aldım diyorsanız diğerleri daha bile hızlı. Ha. İyi hadi izleyelim o zaman. Bırak kapatın kanalı. O DVD ama 480p. İyi. Bu 1 saat 40 dakika, bu da 2 saat 11 dakika. Biz 3 saat olanı seçmişiz. Çünkü en iyisi 3 saat olandır. The Bad and the Ugly. Peki arkadaşlar, sizce The Good, The Bad and the Ugly iyi mi, kötü mü yoksa çirkin bir film mi? Lütfen yazınız. Haftaya konuşacağımız film de böyle tarihe geçmiş filmleri ara ara konuşmaya devam edeceğiz ama biz biraz geek dünyasına geri dönelim sinema günlüklerinde. Ve madem Spider-Man'i konuştuk niye X-Men'i konuşmadık demiştiniz. Evet X-Men konuşalım. İlk X-Men 2001 miydi? 2000 miydi? Öyle bir şey.